Arkadaşlar merhaba. E, Türklüğün eski çağları dersimizin e, Büyük Uygur dönemini işlediğimiz konusundayız. E, i̇lk sanal dersimiz oluyor aynı zamanda. E, arkadaşımız Murat Altın e, bu dersimizi anlatacak da güzel bir video hazırlamış. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bütün teknik konularıyla Büyük Uygur dönemini bize anlattı. Uygur kelimesinin geçişinden, anlamına, e, ilk örgütlenmeye, ilk ortaya çıkışlarına kadar... E, bize Uygur tarihinin e, temel safhalarını anlattı. E, ben birkaç tane hususa e, parmak basacağım. E, onun dışında tabii ki arkadaşımızın söylediklerinin e, üzerine e, arkadaşlar söyleyecek bir şey yok. Evet, e, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda e, milli dilimizin e, oluşturulması, dilimizin milli hale getirilmesi çabaları haklı olarak, gerekli olarak e, hız kazandığında Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesi e, ilkesini e, hatırlayalım, düşünelim. Medeniyet kelimesi o günlerde çok tartışma konusu idi. Medeniyet kelimesi Arapça Medine, kent kelimesinden geliyor. Bu da zaten batıda kullanılan Frank dünyasındaki sivilizasyon, sivitastan gelen sivilizasyon yine aynı şekilde kentleşme, kentlilik olgusu e, anlamındaki kelimenin e, çevirisiydi. E, bunun medeniyetin kent ile alakası olması gerekiyordu. Türk tarihinde acaba geçmişte ne olabilir de bulabilirdik. Çünkü bizzat şehir kelimesi Arapça, kent kelimesi de Soğutça. O da Türkçe değil acaba Türkçe'deki kelime neydi balık e, balık deyince insanlar ne anlayacaktı bu olacak mıydı yani Kent ve şehir kelimelerinin yerine balık kelimesini koyduğumuzda e, bunu e, toplum kabul edebilecek miydi e, e, kullanımı e, nasıl olacaktı ee, balıklaşma gibi bir şey tabii ki e, günümüz Türkçesiyle eski Türkçede tamam da şimdi medeniyet kelimesini balıklaşma e, diye acaba yeniden kurabilir miydik? Bunlar olmazdı tabii. Onlar e, bir dönemin dili o dönemde kaldı. E, o dönemden e, bazı verilerden e, faydalanarak ama günümüzdeki anlamları göz önüne alarak yeniden kurmalar yapmalıyız. Kelimeleri o şekilde ye, yeniden türetmeliyiz. Bunu düşünerekten daha başka e, seçenekler aradı o dönemin aydınları ve çok güzel bir seçenek buldular. Eski Türklerde kent hayatına en yatkın toplumun hatta kentliliğiyle bilinen tek toplumun Uygurlar olduğu bilgisi e, üzerinde durdular. E, kentlileşmeyi Uygurlaşma olarak düşündüler ve o dönemdeki Şimdi biz Uygur olarak yerleştirdik ama o dönem kelime yerleşmiş yerleşmemişti tam kullanımı, tam okunuşu. Uygar olarak ki hatalı olduğunu sanmıyorum. Eminim eski dönemlerde de uygar biçimiyle de söyleyişler var idi. Onlara da temas edelim şimdi. Dolayısıyla medeniyet kelimesi Uygurlar gibi olmak anlamında, o zamanki söyleyişte Uygarlar gibi olmak manasıyla Uygarlık olarak... Yani uygurluk olarak yeniden deriltildi diriltildi veya ihtisas edildi Türkçeye yeni bir kelime olarak sivilizasyon ve med ve Arapça medeniyet kelimelerinin e, karşılığı olarak Türkçeye uygarlık kelimesi kazandırılmış oldu. Bu o dönemin cumhuriyetin erken döneminin çok güzel yadigarlarından biridir. Günümüze hediyelerdir. Son derece anlamlı güzel bir kelimedir. Evet. Uygurların günümüz Türkçesi ile ilgili böyle bir bağlantısı olduğunu hatırlayalım. Evet. Dedik ki Uygur doğru da uygar yanlış mı? Arkadaşımız değindi. E, kelimenin e, Türkçenin fonetik tarihini zorlayan bir tarafı var. Eğer e, söylendiği gibi uyumak, tabi olmak e, anlamından gelse o dönemde kelimenin Ut biçiminde olması lazım. udgur olması lazım. Çünkü hem kendi dillerinde hem çağdaşı e, Köktürk yazıtlarının dillerinde e, bu o, fiil o dönemde o şekilde henüz uy biçimini almamıştı. Ut biçiminde olması gerekiyordu. Utgarlar, Utgurlar olması gerekiyordu. Ama öyle değil. E, doğrudan e, Uygur biçimiyle geçiyor. Sondaki ekin arkadaşlar ben eski Türkçe'de e, kavim Bud'un il, e, topluluk anlamı veren gur kelimesi, heceleşmiş kelimesi olduğunu sanıyorum. Bunu salgurda, yani salurda, bunu utrigurda, bunu kutrigurda, bunu daha başka yüregirde, gir biçimiyle ve daha değişik yerlerde buluyoruz. Ee, aynı zamanda bir kar kelimemiz var. Bizzat Uygurların, e, Uygurları oluşturan dokuz boydan birisi olan örneğin yahalakar yönetici boyun ismi olan yahalakar Yine Uygurların içinde bulunan Uturkar gibi toplulukların isimlerinin son hecesi olan, aslında bir kelime olan tabii ki kar kelimesi var. Dolayısıyla Uygar kelimesinin de kaynaklara geçmiş geçmemiş e, önemi yok bir Hatta e, Uygir, tabi ses uyumuna uymayacaktır böyle bir şey. Uygir de desek olur, Uykar da desek olur, Uygur da desek olur. Bunlar Türkçenin kavim ismi, topluluk ismi, bir noktada da ülke ismi yapan ekleridir. Evet, e, kökenlerini, çıkışlarını söyledi arkadaşımız. E, ben tarihteki rolü itibariyle kısaca şunu e, hatırlatmak, söylemek istiyorum... Uygurlar tıpkı Kırgızlar gibi Batı dünyası ile Orta ve Batı Avrasya ile alakası olmayan bütün bildiğimiz zaman içinde bütün tarihleri boyunca Avrasya'nın doğu köşesinde, doğu uçlarında bulunmuş olan Türk topluluklarından birisi, iki Türk topluluğundan birisi, kayda değer iki Türk topluluğundan birisi Uygurlar ve Kırgızlar bildiğimiz dönemde e, Uygurlar Selenge'nin de doğusunda, Türklerin yaşadığı yerlerin en doğu uçlarında, Doğu Serhatlerinde bulunuyor idiler. Oradan yine Doğu Türkistan'a geldiler ve günümüzde onların torunları hala orada yaşıyor. Dediğim gibi, bütün bildiğimiz dönemleri boyunca Türk dünyasının doğu uçlarında bulunmuş olan bir topluluk idiler. Etnogenez aşamalarında dikkatimi çeken bir şeyi söylemek istiyorum. Biz bugün baktığımızda fırsat bulduğunda Uygurların Çin hesabına olmak üzere diğer Türk devletlerine seferler yaparak tarih sahnesine girdiklerini görüyoruz. Evet önceden de kuruldu ama etkisi yoktu. 3 boy, 4 boy, 5 boy o aşamalarını bilmiyoruz. 8 boy, 9 boy oldular. E, o e, Kök Türk Devleti'nin e, zayıfladığı dönemde e, isyan ile 716 yılından itibaren isyan ile kendilerini e, daha net biçimde göstermeye başladılar. E, o yıllarda e, Kök Türkler'e isyan ettikleri dönemlerde aynı zamanda Çinlerin ve öncesindeki dönemde de Çinler hesabına, e, Orta Asya'ya da örneğin Türk işlere de seferleri vardı bunların. Bunu bir... E, Yükselen etnosun varlık sergileme çabası olarak belki değerlendireceğiz. Bugün baktığımızda evet Çinlerin yanında diğer Türk devletlerine karşı diyoruz. Ama bunu yapmayan bunu Türkiye de yapıyor, bunu Karluk da yapıyor, bunu bir diğeri de yapıyor yükselen topluluğun, yükselen etnosun, etnos demek e, zor ama yükselen boy birliğinin varlık sergilemek için, kendi gücünü göstermek için <laughs> faaliyetleri olarak görmek. E, bu şekilde e, Bozkır'da <laughs> kendi gücünü ihsas etmek, e, başka topluluklara hissettirmek, kendi önemini vurgulamak. Artık biz varız, bizim sözümüz var demek. E, bunu de, derken de Çin medyanını, Çin medyasını diyelim Çin vasıtasını kullanmış olmak gibi bir psikolojiyle açıklayabiliriz. Öbür türlü şunlar ihanet etti, şunlar şöyle yaptı, şunlar arkadan vurdu, bunlar Türklük aleyhine. Çalıştı. O zaman köktürklere isyan eden örneğin bütün boylar Türklük aleyhine çalıştı. Evet kötü şeydi, güzel değildi tabii ki ama bunu sırf bu şekilde açıklayamayız arkadaşlar. Dönemin tarihinin kendi dinamikleri vardı. <laughs> Onlar bizim düşündüğümüz gibi düşünmüyorlardı onların daha başka değer yargıları var idi. Onların ihanet kavramı bizim gibi şimdiki gibi değildi. Tarihi kendi şartları içinde düşünelim. Onlar da yükselmek, kendi egemenliklerini kurmak istiyorlardı. Bunun için dediğim gibi Çin'den faydalandılar. Bunun için diğerlerinden örneğin Köktürklere karşı basımlardan, Karlukların ittifakından faydalandılar. gün geldi Kırgızlardan faydalandılar. E, dediğim gibi e, dönemi e, kendi şartları kendi zihniyeti içinde e, değerlendirmek gerekiyor. E, Uygurların e, tank devletinin e, zayıflama döneminde e, oluşunu bir şans olarak e, görmemiz iyi olur. E, evet e, uzun olmayan 745'te. ...desek veya 742'den başlatalım veya daha önceden başlatalım fark etmiyor devletin başlangıcını. Devlet yazıtlarda geçtiği gibi 300 sene önceden de başlatılabilir bir boy birliği oluştuysa... ...bir özerk yapıda ise veya kendini bağımsız kabul ediyor ama dışarıdaki onu kendine bağlı görüyor önemli değil. Önemli olan fiili bir yapının olup olmaması. Fiili olarak bir boy birliği var ise şu dönem bu dönem şu yıllar bu yıllar arasında köktürk Kağan'ına bağlılık arz etmiş olabilirler fakat bir e, boy birliği var ise devletimsi bir yapıda en azından var e, diyeceğiz bu yüzden e, ben e, uygur devletinin başlangıcının belirlenemeyeceği e, kanaatindeyim bunun çok zor olduğu birkaç yüz yıl geriye çok rahatça gidebildiği bunu ee, ...bu dönem başındaki... ...Köktürk Devleti'nin kuruluş günlerinde... ...daha ayrıntılı olarak e, tartışmıştık. Ee, acaba 545 yılı mı? 551 yılı mı? 534 yılı mı? E, daha öncesi e, neden olmasın ki... ...olmak zorunda daha öncesi... ...o yıllarda devlet olarak... ...davranıyorsa Köktürkler... E, ...elbette... ...bunun bir öncül, önceki dönemi... ...olması gerekiyor e, demiştik. Aynı şekilde... Uygurlar'ın da kendi yazıtlarında ifade ettikleri gibi 200 yıllık, 300 yıllık bir geçmiş dönemleri, boy olarak tabii ki, boy birliği olarak bir geçmiş dönemleri muhakkak vardı. Bunu bu şekilde almak gerekiyor. Ama elbette Kağanlığın, Kağanlık ne zaman geçti? Kendileri Köktürk'ü yıktılar, Ozmuş Kağan'ı öldürdüler yine köktürkler teslim olmadı. Yine bir kağan seçtiler. 742'de, eee 743'te, 745'te hangi yılı kabul edersek edelim. Ama illa da diyecek, diyeceğiz ki köktürk kağanı var. Oldukça başka kağanı biz tarihçiler kabul etmeyiz. Peki öyle olsun. O zaman 745 yılında e, Peymeyi son Köktürk e, taht e, iddiacısı veya tahta çıkarılan son Köktürk Kağan'ı e, da öldürülüp e, kellesi içine gönderildikten sonra artık e, bir e, Köktürk iddiası bulunmuyor Doğu Bozkırlar'ında. E, ondan itibaren biz Uygur e, Kağanlığını, Yabguluk'tan işte Kağanlığa Uygur Devleti'ni, daha resmi köktüksüz uygur dönemi olarak daha resmi olarak daha bağımsız olarak görebiliriz sayabiliriz ama dediğim gibi bu sadece resmiyettir bir ünvanın bir yerde bulunup bulunmamasının bir önemi yok fiili durum önemlidir bir yerde bir idari yapı oluşmuş ise kendi içinde Başkaları tanımış tanımamış, Köktürk Kağan'ına bağlılık arz etmiş arz etmemiş, Çin'e bağlılık arz etmiş arz etmemiş bunların hiçbir önemi yok. Evet e, Uygurların e, tamamen e, bir e, Doğu Türk dünyasına ait yapı olduğunu e, söylemiş idik. Bir başka... Heh. Tang hanedanının o dönemde zayıflıyor olması, gittikçe iç kargaşaya düşüyor olması, bunun sinyallerinin alınıyor olması, kök Uygurların kuruluş dönemindeki durumunu rahatlattı, elini rahatlattı. Kısa bir zaman sonra da zaten bundan çok az bir süre sonra da çıkan Anluşan isyanı ile Çin'i Uygurlara mecbur hale getirdi. Arkadaşlar bir konuyu vurgulamak istiyorum. Murat arkadaşımız bize e, 751 yılındaki Talas Savaşı'ndan bahsetti. Bu savaşın e, Çin'le etkisinden bir daha Türkistan'a giremediğinden falan bahsetti. Arkadaşlar e, böyle bir savaş ne Çin ne de İslam kaynaklarında e, varlığı ile yokluğu belli olmayan, çok önemi olmayan bir kayıttır. Bu kaydı Büyük bir savaş haline, tarihi bir dönümün noktası haline getirenler bizler. Biz 20. yüzyıl tarihçileriyiz. Ben değilim tabii. Buna katılmıyorum. Çin'in batı e, valiliğinin e, bir birliğinin tüm ordusu değil, Semerkant'a gönderdiği bir birliğinin Türkistan'ı fethetmek için göndermiyor. Semerkant'a tehdit niyetiyle kendilerince bir birlik gönderiyor... Yanında karlık müttefikler de, e, paralı askerler tabii ki onlara ödeme yapılmış. Onlar da var. Bu Araplara karşı olan bir savaş değil. E, Müslüman olmayan Semerkant e, hükümdarına, Semerkant e, şehir devletinin ida idaresine karşı yapılan e, olan, e, özür dilerim Taşkent olmalı, olmalı. E, bir sefer <laughs> Araplarla Çinlerin karşılaşması hesapta yok. Böyle bir yenilgi kaç kişi öldü kaç kişi ölmedi. 3-5 yılda bir yapılan herhangi bir Hun, herhangi bir Köktürk, herhangi bir Uygur akınında, doyunuk akınında ondan Talas Savaşı'nda ölenden çok daha fazla Çinli asker ölüyor. Herhangi bir savaşta Talas Savaşı'nın kat kat fazlası Çinli asker öldürülüyor. Talas Savaşı'nın Çin'i etkilemesi, sarsması... E, Orta Asya'dan elini çektirmesi vesaire vesaire bunlar söz konusu olan şeyler değil. Çine dokunacak bir şey değil. E, dediğim gibi e, Talas Savaşı'ndan çok önce de e, halife değil bizzat Horasan valileri Çin e, imparatoruna davetler, tebliğciler gönderiyorlar. Sonra tehdit ediyorlar. Geliriz eğer kabul etmezsen İslam'ı e, yerle bir ederiz. E, sana boyun eğdiririz şeklinde Çin imparatorunu tehdit ediyorlar. Evet, Çinlerin bunu ne ölçüde ciddiye alıp almadıklarını bilmiyoruz. Elçilerin ağırlanıp geri gönderildiklerini biliyoruz. Ama böyle Orta Asya'da yaşanmış olan bir devriye birliği, Çin'in büyüklüğünü nazara alırsak bir devriye birliğinin Araplar karşısında hesapta olmayan bir yenilgi almış olmasının arkadaşlar... Çini sarsmış olması e, diye bir şey e, söz konusu değil. E, Çini sarsan şey e, ki bu oldu. Ondan sonra da işte otorite boşluğu doğdu. Bu boşlukta e, Anlushan isyanı çıktı. Anlushan isyanı elbette Talas Savaşı'ndaki otorite boşluğuyla ortaya çıkmadı. Dediğim gibi Talas gibi her sene e, bilmem kaç tane yenilgi alan. ...bir Çin veya yenilgi aldığı dönemlerde sarsılmayan, daha büyük yenilgiler aldığı halde sarsılmayan bir Çin... ...Talas Savaşı'yla hiçbir şey elbette hissetmedi. Bunun haberi gitti, gitmedi, konuşuldu, konuşulmadı. Ayrı meseledir Batı Kağanlığı'nın başkente gönderdiği raporlardaki bir ayrıntı olarak görmek durumundayız. Çok fazla Talas Savaşı'nı küçümsüyorsun diyebilirsiniz savaşın kendi mahiyeti bu. Etkileri itibariyle de ne Orta Asya'da Talas Savaşı'nın bir etkisi var ne de Çin'de var. Zira Çin'de Talas Savaşı'ndan sonraki 4 yıl, 5 yıl içindeki boşlukta öyle büyük bir isyan çıkmadı. Arkadaşlar Anlushan İsyan dediğimiz şey tarih boyunca görülmüş en büyük isyan. Tarihte böyle bir şey yok. Nasıl bir isyan ki koskoca imparatorlukların yapamadığını yaptığı Çin nüfusunun bir söylentiye göre e, üçte birini e, ortadan kaldırdı. Büyük bir ülke. Bugüne göre düşünürseniz içinde bir isyan çıkacak ve 500 milyon insan ölecek. Kıyaslı olarak düşünün o dönemin şartlarında. Bu o, Moğol istilaları döneminde olmadı. Bu Hun İstilaları döneminde olmadı. Bu kök savaşlarında olmadı. Hiçbir dönemde olmadı. Hiçbir isyanında böyle bir şey olmadı. Böyle Yoktalaş Savaşı'ndan sonraki e, torte boşluğunda bu isyan çıkacak ve Çin'in nüfusunun e, üçte biri ölecek bu isyanlarda. Bu arkadaşlar uzun ve birikmiş bir e, sürecin sonucu ve bu isyanı çıkaran kişi tek başına Anluşa'nın karizmasının sonucu da değil Tabii ki çok karizmatik becerikli zeki kurnaz e, soğut asıllı annesi Türk olan soğut asıllı bir tüccar tamam onun e, aklı zekası karizması elbette ama bir kişinin kudreti değil bu Çin'deki yapının e, böyle bir isyana zemin hazırladığı memnuniyetsizliklerin had safhada olduğu tank hanedanının birikmiş uzun yılların e, tortularıyla e, bulandığı e, şeklinde bir açıklama yapmak e, daha doğru olur. Öbür türlü her şey çok o, iyi gidiyordu. Her şey süt limandı, çok güzeldi. Ah şu talas savaşı olmasaydı e, bunlar arkadaşlar tarihi gerçeklikle e, uyum gösteren e, yorumlar olmayacaktı. Evet. E, 756-762 yılları arasında e, hem e, isyanı bastırdılar. Bu isyanı isyanı kolayca bastırdılar. İki başkentini de kaybeden ve hiçbir şekilde bir şey yapamayan, çaresiz kalan Çin e, devletinin bastıramadığı bu isyanı e, Uygurlar bir şehzadenin bir tiginin e, götürdüğü bir e, öncü kuvvetle çok kolaylıkla ortadan kaldırdılar. Ve bunun da tabii ki tahsilatı gerekti. Ç e, uygurlar e, emeklerinin karşılığını oradan tahsil etmek istediler haklarıydı e, hayır e, niyetine gitmediler oraya tabii ki kendi çıkarlarını e, gözetecek kendi ücretlerini isteyeceklerdi daha sonraki isyanlarda da bu oldu e, hatta kaynaklar bize e, böyle e, hicivli bir şekilde söylerler. Bir isyan çıktığında acaba köktüklerimi çağırsak yoksa bıraksak isyan devam etse hangisi daha zararlı? E, köktükler de geliyor e, özür dilerim Uygurlar, Uygurlar da geliyorlar, tahsilat yapıyorlar İsyancıların verdiği kadar zararı onlar da veriyor daha fazlasını onlar da veriyor. Bırakalım isyan devam etsin e, isyanın isyandan gördüğümüz zarar Uygurlardan gördüğümüz zarardan daha mı büyük diye ciddi ciddi. Çin devlet adamlarının tartıştıklarını bize kaynaklar bildiriyor. Evet, bu şekilde Çin'den Çin'de verimli bir kapı bulan isyan bastırma karşılığı güzel ücretler talep eden alan Uygurlar ki bu eğer hazinenin kasası boşsa e, iltizama dönüyordu. İltizam ney? Şu eyalet e, bizimdir, e, burayı yağmalayacağız, her şeyi bizimdir. E, şu bölgeler bizimdir. E, madem <laughs> siz bize ücreti ödemiyorsunuz, biz de e, vergimizi kendimiz toplayıp bu vergiden kendi ücretimize alırız şeklinde. E, evet, e, bunun Çinlileri e, çok yorduğu, yıprattığı sonraki dönemde, almışan sonrası dönemde de. Ee, o tecrübeye rağmen, anlaşan tecrübesine rağmen dediğimiz gibi Çin devlet adamlarının bunları çağırmak mı, çağırmamak mı daha kötü diyerekten tartıştıklarını görüyoruz. Evet, Çinlileri bu şekilde tartıştılarsa bunun karşılığı Uygur bölgesinde Çin'den devşirilen zenginliğin, servetin, malın, mülkün biz e, artık başka dönemlere